Hepinize selam sevgili dostlarım. İlem parmağın gözüküyor mu? Hayır. Sen gözüküyormuş gibi. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videoyu şunun için çekiyorum. Hem güzel bir yulaf tarifi oluşturmaya çalışacağım. Hem bu makineyi deneyeceğim. Hem de sırtımdan öyle bir sakatlandım ki bu sakatlığımı size anlatacağım. Yıllardır spor yapıyoruz abi. O kadar zorlu hareketleri yaptık. Yani elbet sakatlandık. Dirseğimden sakatlandım. 7 ay falan sürdü. Twitch'te canlı yayında rastgele sadece öne eğilip durduğum bir harekette sırtımdan yıldırım çarpması oldu. Bak şimdi bunu dediğim zaman emin olun videoyu izleyenler lan bende de olmuştu. Çünkü bunu Instagram adresimden anlattım. O kadar çok kişi geri dönüş attı ki bu rahatsızlığı yaşadım. Sol romboid diye geçiyormuş. Şu kürek kemiğinin şu iç tarafında kalan kısmı göstersene Bilal tam. Biraz aşağısı şuranın işte. Bu kısım. Aynen o kısımda böyle bir şeyler koptu sanki. Beyler. Beyler sakatlandım sanırım. Çok kötü sakatlandım sanırım. Acayip sakatlandım hem de. Canım çok yanıyor. Öyle bir acıydı ki bu üçüncü gün hala kafamı daha doğru düzgün hareket ettiremiyorum ve şöyle duruyorum ya mesela. Orada bir iğne varmış gibi batıyor. Ne gece rahat uyuyabiliyorum. Ne antrenman yapabiliyorum, öyle sıkıntılı bir durumdayım. Böyle bir rahatsızlık geçirdim. Bunun için şey yapıyorum, sadece Bengal kremi var. Onu sürüyorum, sıcak tutuyorum, soğuk yapıyorum, sıcak tutuyorum. Bakalım, inşallah işte bir hafta içinde falan geçer diye düşünüyorum. Şimdi, burada yulafı rahatlıkla yiyebilmek için bir şeyler deneyeceğiz. Robot yardımıyla smoothie makinesiymiş bu, bunu aldık. Burada kullanacağımız ürünlerden birisi avokado. Avokado diye biliyordum. Avokadoymuş. Bakın buradan muz var. Bu muzlar çok bu şekilde gelmişti. Buradan gerçi hemen teşekkür edeyim. Avokado ye Instagram sayfasından avokadoyu alabilirsiniz. Muz alabilirsiniz. Portakal, limon gibi böyle meyve sepeti oluşturup kullanabilirsiniz. Orayı da size kesinlikle tavsiye ederim. Kolyeyle direkt geliyor. Taze, her şey taze, mis gibi geliyor. Şimdi ben bunları dondurdum böyle. Bugüne sakladım diyebilirim. Bunlar buz. Buz gibi yani. Bakacağız, atacağız, hem makine deneyeceğiz, hem tadına bakacağız. Bir Hilal'e yapacağım, bir kendime yapacağım. Şimdi Hilal, nereden başlamalıyım? İlk benim içeceğimden başla. Tamam, ne koyuyoruz? Biraz yulaf ezmesi istiyorum. Şimdi ben yulaf ezmesini genelde 100 gram, 80 gram şeklinde ayarlıyorum. Burada tartımız var. Bunu da Trendyol'dan falan almıştım diye hatırlıyorum. Çok az olsun ama 20 gram falan. Tamam, ben sana 30... 34, 35, tamam mı? Hı. Şimdi bunları atayım mı direkt şimdi? Hı hı. Bozulursa? Şimdi şey ekle, bunu şey... Muz bu. Muz ekle. Ne kadar ekle? Şunu atıyorum şöyle. Hayır, daha fazla. Ağaçta muz. Daha fazla. Oğlum bu dolmuş ya, makine kırılırsa. Hayır, çok güçlü bir makine. Tamam, bunu ekledim. Birazcık kakao istiyorum. Kakao ekliyoruz. Kaşık koydum oraya. Şimdi yulafı yediğim dönemlerde gerçekten atlara veri var diyorlar ya, at gibi oluyorsunuz. Enerjiniz çok iyi oluyor. Gidiyorsunuz, istediğiniz kadar spor yapabiliyorsunuz. Kalktı mı? Evet, çok az, o kadar fazla değil. Ha, şöyle döküyorum. Tamam. Biraz çikolata da istiyorum. Ne zamandır sohbet edip video çekemiyoruz, yemek videosu yapamıyoruz diye böyle bir şey yapalım dedik. Hem sakatlığımdan bahsetmek istedim. Ayrıca şu an internet sistemde mağaza kısmında 15 TL'lik bir karın kası egzersiz programı var. Hem antrenman öncesi hem antrenman sonra uygulayabileceğiniz. Yani ki yani başlamadan önce uygulayın. Antrenmanı yapın, bir de antrenmandan sonra uygulayabileceğiniz bir antrenman sistemi bulunuyor. Bu antrenman sistemi döküyorum ama. Yeterli. Yeterli öyle. Bu antrenman sistemi jimnastikte de uygulanabilen bir antrenman sistemidir. Efsanedir. Yani mekikle başladınız. Plank'e geçiyorsunuz, plank'te yanı çalıştırıyorsunuz, yüzüstü yatıyorsunuz, sırtı çalıştırıyorsunuz. Bunun bir programlaması bulunuyor. 3 setlik bir çalışma. Telefon çalıyor. Efendim anne? Ne haber oğlum, nasılsın? İyiyim iyiyim, işte hareket ediyorum. Şimdi Hilal'le video çekiyorum, videoda aradım da. Tamam, şey yapayım da. Baban da bir şey yapıyor da bir şey istiyor musunuz aşağıya? Yok, bir şey istemiyoruz. Tamam, görüşürüz. İyiyim ama iyiyim, sağ ol. Bir sıkıntı yok. Yok, maşallah.
Sağ ol Necim, öptüm. Biraz süt. Biraz süt mü? Sütün bir şey, bir miktar olması lazım. Yarısına mı kadar koyayım? Evet, yarısına kadar koyayım. Süt de mis gibi ha. Şuraya koyuyorum. Akşam Twitch'te canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Yarım saat, bir saat olacak şekilde yayınlarımız da oluyor. Şöyle döküyorum iler. Bu az gibi oldu. Ama niye yarım bardak? Onun içindekiler de zaten şey olur. Tamamlar. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle düşünüyorum. Neyse, süt sonradan da ekleyebilirsin. Buna pudra şekeri falan da ekliyorum atom yaparken. Evet. Onu bilmiyorum. Ekleyecek misin? Yok, ay. Şimdi ne ekleyelim? Yok mu çerçok bir şey atayım içine? Kıysın. Şeker eklesem mi acaba? Kahve? Bilmem, kahve. Bir dene lan. Tadı kötü olursa da öğreniriz. Elime niye döküyorum? Buraya dökeyim biraz işte. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Tamam. Ben ekstra olarak avokado falan yapacağım. Ay, kahve acıtmaz umarım. Acı ya biraz. Acıtmaz. Acı neyse. Olmaz. Şimdi böyle kafam var mı? Bekle. Evet, sakatlık. Sakatlık öyle bir şey ki istediğiniz konumda, istediğiniz durumda, istediğiniz profesyonelde olun, istediğiniz kadar ısının, hiç belli olmuyor. Saçma sapan bir yerden öyle bir patlak veriyor ki. Abi bak, koyacağım videonun içine ya da Instagram adresime gidin bakın, sakatlandığımı bile anlamazsınız hareketi yaparken. Öyle bir noktada sakatlanmışım. Nasıl açıyorum? Nasıl açıyorum? Şey dur, şey kapatmadın. Neyi? Nerede? Şeyi var mı? Ağzım var. Aa, boynum. Aha, da kapattım. İyice kapattın değil mi? Kapattım. Tamam. Şimdi smoothie. Buradan ilk önce şey kıracağız, buz kıracağız. Buz mu var? Hı hı. Allah seni. Şu an buzu kırıyorum. Aralık aralık. Yanık kokusu geliyor. Yeni ürün olduğunu sanmıyorum. Hayır, buradan diyoruz da. Ha, belirli bir süresi var. Şu kadar sürede kırılır diye düşünüyor herhalde. Bu yanıyor mu? Tamam, bitti. Şimdi bu böyle içiliyor mu? Bak, hayır. Ben uyu lafın yok olmasını istiyorum mesela. Şimdi normal. Bence tamam. Oldu. Bence de oldu. Şimdi hadi bakalım, yulaf ağzımıza kötü gelecek mi tadı? Şimdi kapağını, ne yapayım? Şimdi kapağını aç. Burayı? Aslında geliyor? Siyahı açman lazım. Siyahı da sağlam yapmışlar. Şurası yapmışlar. Kapalı ki. Aha, dur çıkartayım. Aha, ben sana bulaşık. Bu? Evet. Ha, şöyle göster. Hani yulaf? Nasıl? Yulaf yok. Hadi canım. Buna koyuyorum ben. Vallahi smoothie gibi. Gibi mi? Smoothie işte. Ben yulafımı şöyle yapıyorum. Kakaosu biraz fazla sanki. Bu takıldı mı? Lezzetli baya. İyi. Şimdi ama biraz şekerlik yapacağım. Şunu almak lazım. Buradan bunu çıkartmam lazım ya. Sinirim bozuldu. Zor vakit ediyorsun. Tamam. Şimdi ben yapacağım iler. Tamam. Ben ne yapıyorum? Kendi fazladan yulaf. Tamam, 100 gram yulaf koyuyorum. Ama 100 gram bardağına göre yap. O zaman 50 gram. Tezgah alırım. O kadar ne yapayım? Ama şimdi bak, çok koymalıyız ki bu tür aletlerde yulaf yok oluyor mu? Onu göreceğiz. Ben sana 20 gram şey yaptık içine. Tamam. 77 gram koydum. Geliyorum abi. Bunu böyle buraya koyuyorum. Buradan bir buz alıyoruz. Kesin, kesin kendisi fazladan koyacak. Bakın gör. Aha. Hı. Niye hemen çözülüyor? Lan ne oluyor buna? Kaç gram koysan? Dök hepsini, dök. Gram hesaplayacağım bakayım. Gram, bir gram fazla kaçardı. Oraya o kadar koydu, farkında mısınız? Yine kendisini dolduruyor. Bana niye az mısın koydun? İşte. Ha, kaç gram? Hadi 100 gram da muz diyelim. 88 ama orayla beraber 100 diyelim. Anda mis gibi tat. Şimdi avokado. Avokado, muz gibi besinler inanılmaz faydalı. Bunların faydalarını size anlatmak isterdim ama Google'a yazarsanız daha iyi, benden daha iyi anlatacaktır. Ha, böyle kesiyorum ya. Bu da sabun gibi gözüküyor. Tuz ve bal da güzel gidiyor. Öyle ayırmayacaksın. Böyle ters çevir iki tarafını. Allah. Wow. Oh my God. Çok güzel ha. Sırf bunu yesin geliyor. Bu değil de.
Neyi? Çekirdeğini. Çekirdeği mi yiyoruz? Bana kaşık lazım yine. Sıksam kaşık geç. Oraya koymuştum. Nerede? Tabii ki kakaonun içine bıraktım. Dur. Şöyle koyayım. Kendimi tutam şöyle. Avokado böyle bir şeymiş. Hiç avokado görmemiş gibi. Benim de kasiyerlik yaparken avokadolardı. Lan dedim ne kadar pahalı yalıyorlar. Ama bu avokado ye Instagram adresinden siteye falan ulaşabilirsiniz. Şöyle hepsini atıyorum hele. At. İnşallah. Tadı güzel olacak. Şöyle kenarlarını iyice sıyırıp alsaydın ya. Kabuğuyla atsam zaten belli olmaz. Hayır. Kabuğu yenmez. Gir istersen. Meyvenin içine girin. İşte yakın çekim yapıyorum. Daha ne istiyorsun? Benim kamera bozulmuş herhalde. Diğeri de. Yarım avukatım. Kalsın ya. Gidesi yok. Nereye götüreyim? Elimi mi süreyim buna şimdi? Tamam. Yarım mı yapayım? Bir tane mi? Yarım yapayım ya. Bir tane mi? Yani denemeyeyim. Şimdi muz, avokado koyduk. Yulafımızı koyduk. Süt koyacağız. Bilmem kaç miligram sütümüzü. Sütü de araştırıyorsun abi. Bir ton zararı, bir ton yararı. Yararından çok zararı. Sırf ticaret ürünü olduğundan bahsedilmesi. Döktüm ile. Ama sanki biraz daha dökmem gerekiyor gibi. Yok ama hayır. Yulaf falan da var ya. Doğru. Fazla olacak da haberin yok. Neyse. Tamam. Çikolata eklemek ister misin biraz? Bu çikolata. Şimdi enerji için de kahve ekleyeceğim. Ben ikisinin kadar sağlıksız olmuyor. Sen ne koydun içine ekstra? Ne? Aynı şeyleri. Çikolatayı, kakao sadece yani sağlıksız dediğin. Benimki avokadonun birkaç gram bir şeyleri vardır içinde. Şey nerede kahve? Tadı nasıl? Çok güzel. Bunu ama söyledim. Biraz şeker. Videoda izleyen insanları kandırma. Biz samimiyiz. Yo valla çok güzel. Böyle kıvamı falan da çok güzel. Ama biraz şekerli seviyorum ya ben. Biraz şeker atacağım galiba. Bal koyabiliriz ha içine. Düşündüm de şimdi o kas katı oldu ya kavanozdaki. Hadi bakalım. Onu çıkartmak biraz zor. Biraz hı? Çalıştırayım şimdi. Hangisi? Buz mu kıracağım ilk? İlk önce böyle yapacağız. Ya, kırar ya. Bunu mu bekleyeceğiz? Çeviriyorum şimdi. Hayır ya daha kırmadı. Ya dur yumuşak yumuşak. Hiç sabrı yok hiç ya. Nasıl yumuşak? Çarplardın buzluktan. Ya yok işte kırıldı daha niye devam ediyor? Ohma Kengura diye bir anime dizisi var. Bu sıra onu izledim. Ya müthiş ya. Onu izleyince insanın spor yapası falan geliyor. Ekstra geliyor yani. Bir motive oluyor. Bir de şey var. Baki Hama var. Ona başlamıştım. Onu izliyordum. Netflix başka bir şey önermiş. O da Ohma Kenguma mıydı? Her neyse. Yanlışlıkla ona tıklamışım. Ona devam ettim. O daha güzel geldi. Bir şekilde. Öyle karakterlerin coolluğu falan var ya. Onlara bayılıyorum ben. Oo bu ne? Bayağı yoğun iner bu. Oğlum beton mu döktük? İşte. Ben sana... Ben sana sütü biraz daha koyak dedim. Hayır ben sana o kadar yulaf koyma dedim. Yalan söyle. Sıtımı tamam, çekiyor, sıtımı dolduruyor. Atıyorum. Tamam kaşıkla yersin ne olacak. Ama bak gördün mü yulaf yok neredeyse içinde. Sihir bu. Taşırma. Biraz daha koyak böyle. Sercan ya taşıyor. Tamam ne yapayım kafede ne yapıyorlar böyle böyle çevire çevire. Taşıracak demedin mi? Demedin mi? Hilal temizlesin. Diğer videoda işim buraya da yaptı. Şimdi tadına bakıyorum. Ne ara şu doğal. Biraz zor gidiyor ama yemin ederim. Bak yemin etmeme gerek yok benim dediklerim inanıyor arkadaşlar. Sabresi. Böyle su gibi içecekti ama robotun işini yapmasına izin helal vermiyor. İçinden bir gıdım o yulafın iğrençliği yenmiyor gerçekten. Lan sanki şu ürünün reklamını yapıyorum saçmalama bak. Ama gerçekten güzelmiş smoothie olayı. Yumuşatma olayı. Ben smoothie demek istemiyorum. Biraz şey ya. Sütünü biraz koysaymışım. Hani çimento içiyormuş gibi olmazdım. Biraz o zorluyor. Bir tane challenge var ya hani. Böyle bir mikserde şey yapıyorlar hani soru cevap gibi bir şey yapıyorlar. Eğer yanlış cevap verirse çekirsen bir tane şey ürün alıyorlar. Karışım. Mesela acı biber.
acı biberle ne bileyim reçel karıştırıyorlar falan. Bunları yapsak mı acaba? Ay yok ben hiç yapamam. Yani, yiyemem yani asla. Bağırsaklarım uzun bir ay tuvaletten çıkamam. Acı biberle şeyle. Çok şimdi, kötü ya. Şurayı şöyle sıyırıp da almak gerekiyor. Suyla bir çalkalamak lazım. Suyu dökeceğim bunu abi temizlerken. Bunu tekrar açacaksın. Onu bardağın üzerine ekleyeceksin. Bu şekilde yani. Demek istediğim sakatlık. Sakatlık her zaman olabilir. Konu bir şey. De yine tekrar sakatlığa geliyor konuya. Ne yapayım? Smoothie bitti. Yemek üzerinden mi gideyim sürekli? Bu ne yapar biliyor musunuz? Çok güzel enerji verir. Antrenman öncesinde içebilirsiniz. Antrenman sonrasında kendinizi toparlamak için böyle ekstra bir takviye şeklinde içebilirsiniz. Yeşillik mi sevmiyorsunuz? Ha yeşillik tarifi de yaparız. Sabah portakal suyu yapalım. Bıyımda bir şey var mı şundan? Hı? Bundan var mı bıyımda? Hayır yok. İyi. Gözlüğümü de yeni aldım. Çok kişi diyor ki annem ilk taktığımda dedi ki yüzünde bir değişiklik var senin dedi. Sakalımı kestin. Yüzü gözün açılmış dedi. O da şeydendi işte gözlüktendi. Fark etmeyenler varsa hemen beğeni butonuna basabilir. Bu şekilde arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz şimdiden teşekkür ederim. Calisthenics alanında eğitim olmak isterseniz internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu kısım açıklama kısmında olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun. Kapatamıyorum.